Herhangi üçüncü çarşamba akşamı. Ben çok az konuşacağım. Bugün çok dolu bir programımız var. Ve bugünkü konumuz yapay zeka altyapıları. Şimdi altyapıcılarla programcılar genelde çok iyi anlaşmazlar. Çok çok böyle haşin bir ilişkileri vardır onların aralarında. O gruplardan olanlar bilir. Umarım iki grupta yeterince vardır burada. Yapay zeka deyince akla genelde coding geliyor, programlama geliyor. Ama bugün de konumuz altyapı. Şimdi onlar da haklı olarak bizim sistemler çalışmazsa sizin kodlar işe yaramaz. Biz kod yazmazsak sizin sistemler boş kalır gibi karşılıklı atışmalar vardır haklı olarak. Bakalım bugün biraz da altyapıya değinmeye karar verdik. Çünkü yapay zeka alanında altyapıda çok büyük önem kazanmaya başladı. Sağ olsun hiçbiri kırmadı bizi ve bulut dünyasını, ben bazen yeraltı dünyasını diyorum ama tabii yeraltı alakası yok. Yani ben serverlar yerin altında oluyor genelde, data center'lar Bodrum'da oluyor. Yeraltı ya da daha doğrusu altyapı dünyasının ve artık bu altyapıda büyük oranda bulut mimarisinde. Bulut dünyasının bütün dev oyuncuları burada. Yani bence çok müthiş bir toplantı oldu. Sizler de katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben başka bazı duyurular yapmak istiyorum. Konuyla ilgili ben hiç konuşmayacağım çünkü çok da uzmanı değilim. Yani GPU'ya, TPU'ya ve XPU'ya doğru bir trend gittiğini, ben trend araştırmacısıyım. Oraya doğru geliştiğini görüyoruz ama onu uzmanlarından dinleyeceğiz. Ben biraz TRI hakkında, Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi hakkında bir bilgi vereceğim kısaca. Eylül sonu LinkedIn'den bir paylaşım yapmıştım. Bizim girişimciler haritamız var. Belki görmüşsünüzdür. Yaklaşık 50 kadar girişimci vardı o haritanın son halinde. Haziran 2018 tarihli video. LinkedIn'den paylaştık. Başka var mıdır alemde yapay zekacı startup diye sorduk ve bayağı bir şey geldi. Talep geldi. Şu an burada yaklaşık 60 kadar startup var. Hatta 63 mü bizim Excel tablomuzda. Hatta en son bugün sabah onu yansıtamadık buraya. SESTEC artık startup olmadığına karar verdik ve onları teknoloji ortaklarımıza almaya karar verdik. Bir güncellemesinde onları artık büyük oyuncular arasında göstereceğiz. Bu tablo giderek kalabalıklaşıyor. Burada olanlara teşekkür ederim. Buradaki olan startuplara ve bizimle bilgilerini paylaşan ve bu haritaya cevap veren, bu talebimize cevap veren arkadaşlara hala eksik olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hala müşterilerimize gittiğimizde duymadığımız, bilmediğimiz isimlerle karşılaşıyoruz. Varsa info@turkiye.ai'ye her zaman için atabilirsiniz. Hatta bu girişimci sayfasında turkiye.ai/girişimlerdenizde bu harita var orada. Hepsinin detayı da var. Hangi sektörde çalıştıklarını, hangi alanda çalıştıklarını tasnif ediyoruz. Şimdi bir kırılım daha alta inmeye çalışıyoruz. Hangi aşamada bir startup, ekipleri ne kadar, machine learning, deep learning vesaire hangi alanda yetkinlikleri olduklarını bir tık daha detay toplayacağız veri onlar hakkında. Yani eksik olduğunu ya da yanlış olduğunu ya da farklı bir şey yapmamız gerektiğini düşündüğünüz noktada bize bilgi verin. Şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz çok sık. Biz ama hem chatbotçuyuz hem doğal dil işlemeciyiz hem bilmem neyimiz var. Evet ama buraya sadece bir yere logo koyabiliyoruz. Onun farklı yöntemini diğer sitemizde bunun altında birden fazla yerde sizi listeleyebiliyoruz. Ama bu haritada herkes sadece bir kutuda yer alıyor. Çok herkesi de genel bir yere koymak istemiyoruz. O yüzden en çok parayı nereden kazanıyorsunuz ya da en iyi uzmanlığınız nerede diye soruyoruz. O kategoriye koyuyoruz öncelikli olarak. Belki onlara bir ipucu da oluyor. Nereye odaklanmaları gerektiğiyle ilgili de bir ipucu olabiliyor. Bunu güncellemeye devam ediyoruz. Bu iyi haber. Henüz bu toplantı yetişmedi ama en son 15 tane akademik iş ortağımız vardı. Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri. Şu an o sayı 20'nin üzerine çıktı. En son Bilgi Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ve benzeri gibi üniversitelerdeki yapay zeka hocalarıyla da tanıştık. Diğer yandan da yapay zeka akademisyenlerin envanteri var elimizde. Yani öyle bir ihtiyacı olan olduğunda bize başvurabilirsiniz. Yine info@turkiye.ai ya da Can Sinemli burada, ben buradayım. Bizim ekibe de ulaştığınızda Türkiye'de hangi üniversitede kimler var denildiğini öyle bir listemiz var. Şu an tamamen bir
liste sadece isim ve iletişim bilgileri. İletişim bilgilerini izin verenlerden paylaşabiliyoruz. Onlar da bir kademe daha detaylandırmak istiyoruz. Hangi alanda çalışıyorlar, en son yayınları ne, işte ne kadar doktora öğrencileri var vesaire gibi bilgileri. Çünkü en çok da o soruyla karşılaşıyoruz. Şimdi özel sektörden tavsiye edeceğiniz iyi öğrenci yetiştiren hoca var mı diye soruluyor. Doğal olarak herkes şey peşinde, yapay zeka. Herkes demeyelim ama yapay zeka ile ilgilenilen şirketlerin çoğu yapay zeka yetenek avında. Nereden bulabiliriz biz akıllı, Python bilen, veri bilimi bilen, işte yapay zeka konusunda ilk adımlarını atmış arkadaşlar. Onu belki biraz daha böyle bir kariyer portali ya da işte aday havuzu gibi bir şeye de evirmek istiyoruz. Becerebilirsek önümüzdeki aylarda bile öyle bir şey peşindeyiz. Başka çok güzel bir haber herkes için, hem girişimciler için hem özel sektör şirketler için. Bizim yaptığımız, yani Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi olarak yaptığımızı dünyada yapan başka arkadaşlar bulduk. Kuveyt'teki zaten çok eski bir dostumuz, Gartner'den arkadaşım burada. Kuveyt'te Gartner temsilcisi olan, ben Casemi'yi tanıyor musun bilmiyorum. Evet, bir orada hem Gartner ofisi olan hem de serbest çalışan, Kuveyt'te de epey iyi network olan bir kişi var ki o bizden esinlenerek kurmuştu. Kuveyt isminin içinde de bir AI var zaten ilginç bir şekilde. Kuveyt.ai sitesinde etkinlikler düzenliyor. Bizim yaptığımızda benzer bir şey yapmaya çalışıyorlar. Kuveyt bize göre çok daha erken aşama ve biraz daha küçük bir ekonomi tabii. Çok daha önemlisi ve onun detaylarına değineceğim. AI Collaborator diye bir ekiple tanıştık. Yaklaşık 2-3 hafta oldu. O yüzden ancak bu meetup'ta duyurabiliriz. Geçen meetup'ta yoktu henüz o bağlantı. Bunlarla işbirliği yapmaya karar verdik. Onlar da benzer bir şey yapıyorlar. Özel sektöre yönelik Amerika'da ve dünyada Fortune 500'ın 50 kadar şirketiyle çalışıyorlarmış. Scouting yapıyorlar. Yani bir büyük bir şirket, XYZ, işte dünyanın en büyük şirketlerinden biri diyor ki şu alanda görüntü işleme konusunda işte perakende sektöründe çözüm üreten yapay zeka startupları tanıyor musun diye talepler geliyormuş onlara. Onlar da dünya çapında araştırıyorlar. Ve dolayısıyla artık Türkiye'deki startuplarda Amerika'daki taleplere dahil edeceğiz. Bizim listemizi startuplar izin verdi. Henüz o izni almadı. O yüzden daha bir şey paylaşmadık. İzin verenlere birkaç tanesiyle sözlü olarak konuştuk. Amerika ile paylaşacağız. Ve tam tersi de olacak. Yani şu an burada aramızdaki kurumsal şirketlerdeki yapay zeka ekip, yöneten ekibinde çalışan arkadaşlar varsa, yani Türkiye'deki startup değil, onlarla denedik ama beceremedik, şu konuda spesifik bir tecrübesi olan bir firma bulmak mümkün mü diye AI Collaborator Amerika'nın dışında bir iki Güney Amerika ülkesi, bir iki de Avrupa ülkesinde de faaliyetleri var. 5-6 ülkeye aksesimiz oluşmuş oldu böylece. Kuveyt AI işte büyük oranda şu an etkinlikler düzenliyor. Hani Kuveyt'e gitme merakı olan varsa oradaki arkadaşlarla tanıştırabiliriz. Ama hani nispeten orası daha küçük bir ekonomi. Daha ilginç olan AI Collaborator ekibi. İşte onlar inovasyon takip ediyorlar. Startuplar aracılığıyla işbirlikleri yardımcı oluyor. Startupları da, yani buradan ben Amerika'ya gitmek istiyorum, orada şirketlerle tanışıp oraya ofis açmak istiyorum diyen startupları da yardımcı olabiliyorlar. Ne yapıyorlar? İşte data topluyorlar. Bizim yaptığımız gibi işbirlikleri kuruyorlar. Bir takım networklerinde AI uzmanları var, akademisyen ve girişimci ve projeleri ve startuplara liderlik yapabiliyorlar. Aynı bizim sağladığımız hizmetlere benzer hizmetler sağlıyorlar. Üyelik modeliyle çalışıyor onlar da. Dolayısıyla çok benzer bir iş modeli oldu. Coğrafyaları birbirini tamamlıyoruz. Bayağı büyük markalarla çalışıyorlar. Yani bu markalarla ben de çalışmak isterim diyen varsa aramızda, bu güzel bir fırsat diye düşünüyoruz. Mekanla anlaştık. 14 Mart'ta 2019 Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ni düzenleyeceğiz. İkincisi Unique Hall Maslak'ta. 1100 kişilik bir kapasitesi var oranın. Şu anda itibaren çok büyük talep var. Umarım orası yeter. Görselli üzerinde çalışıyoruz. O yüzden şimdilik sadece böyle bir placeholder koyabildik buraya ama çok yakında işte Türkiye.ai/zirve sayfasından takip edebilirsiniz.
Ondan sonra herhalde 2-3 haftaya kadar veya bir aya kadar en geç Kasım ortası gibi bilet satışları da başlayacaktır. Farklı seansları, program henüz daha kurgulanmadı. Onu da çalışıyoruz. Bu işbirliklerin yani AI Collaborator'la olduğu gibi başka ekiplerle de işbirlikleri yapmaya çalışıyoruz. Dikey bir işbirliği Fintech ağı var. Co-op Hub isimli. Onlarla bir sonraki meetup'ı yani tam 4 hafta sonraki Kasım ayının 3. çarşamba akşamı Fintech dünyasında bankacılık, sigortacılık ve Fintech startuplar arasında yapay zeka gündemini tartışıyor olacağız. Muhtemelen daha önce yapmıştık birkaç defa. Yan odada öğleden sonra bir çalıştay düzenleyeceğiz. O biraz sırf konuyla alakalı olan kişilerle, oranın kapasitesi maksimum 30 kişi. O yüzden sadece konuyla alakalı olan kişilerle bir çalıştay düzenleyeceğiz muhtemelen. Ama buraya ben katılmak isterim, katkıda bulunmak isterim, sunum yapmak isterim diyen varsa yine bize başvurabilir. 21 Kasım akşamı. Yine şeylerde açtık, Meetup, Eventbrite ve Facebook'ta etkinlik tanıtımlarını, etkinlik şeylerini, paylaşımlarını yaptık. Oradan takip edebilirsiniz. Program da netleştikçe orada güncellenecektir. Aralık ayının konusunda belirledik. Onda belki İTÜ'lü olanlar, IoT Exposure olanlar bilirler. IoT XTR diye bir nesnenin interneti topluluğu var. Alper Yayın, belki tanırsınız. Onunla birlikte, onun ekibiyle birlikte bir Endüstri 4.0 IoT ve yapay zeka kesişim kümesini belirleyeceğiz. Co-op Hub Fintech dünyasındaki ve IoT XTR IoT dünyasındaki startupları bizim startup haritasında da listeyeceğiz. Ayrı bir kategoride IoT ile kesişen startuplar, Fintech ile kesişen yapay zeka startupları şeklinde öyle iki kategori daha ekleyeceğiz. Herhalde bu çalıştaylardan sonra olacak. Yılbaşı güncellemesinde onu güncelliyor olacağız. Buraya da katılabilirsiniz. 2019 takvim üzerinde çalışıyoruz. Onu da belirlemek üzereyiz. Benzer konular olacaktır. Sürekli mükerrer olması için başka icatlar çıkarabilir miyiz araştırıyoruz. Ama böyle devam edecek. Yani sosyal medyadan ben sosyal medyayı çok iyi kullanamıyorum. İtiraf etmeliyim. Tam ne işe yaradığını da çok anlatamadılar bana hala. Aranızda daha iyi kullananlar vardır. Bazıları oradaki katılımcı sayısını önemsiyor. Katılırsanız, takip ederseniz, beğenirseniz bizim için iyi bir şey olacağını söylediler bana. Öyle anlatayım. Yani olabildiğince çok bilgi paylaşmaya çalışıyoruz. Ve o kısmını anlıyorum. Çarpanla büyüyor, eksponansiyel olarak artıyor. Dolayısıyla yani sizler ne kadar link paylaşabilirseniz, ne kadar sizin ilgi alanınızı paylaşabilirseniz, neyi beğenip neyi beğenmediğinizi biz takip edebilirsek biraz daha sizlere özel, size uygun, size hitap eden paylaşımlarda bulunabiliriz. Ayrıca da işte beğeni sayısı, takipçi sayısı arttıkça sizlerin o paylaşımlarla karşılaşma ihtimali de yükseliyor anladığım kadarıyla. Sosyal medyanın dinamiği ne kadar dinamik bir ortamsa, ne kadar beğenilen, ne kadar çok tıklanan bir ortamsa, bir paylaşım ise o kadar çok kişi onu görme ihtimali var. O ihtimali artırmak için hepinizi buraları takip etmeye davet ediyoruz. Yani daha çok kişiye ulaşabilmek için sizin bu alandaki desteğinize de ihtiyacımız var. Neresi en canlıdır burada? Emre Bey, bunun en canlı kanalı neresidir? Twitter mıdır? Meetup yok, o burada yok. Orada etkinliği duyuruyoruz. LinkedIn var, şimdi yeni geldi. LinkedIn'de eklemişiz, evet. Bir de LinkedIn'e ekliyoruz. İşte burada Can arkadaşımız var, orada Emre arkadaşımız var. Onlar benden biraz daha genç, daha iyi biliyorlar o dinamiklerini. YouTube kanalında da burada yaptığımız her şeyi yayınlıyoruz. Zirve geçen senenin zirvesini mesela izleyemediyseniz onların videoları da var orada. Şu anda bu kayıtta, hatta şu an canlı yayındayız galiba. Şu an Facebook'ta bir canlı yayındayız. Evet, o kırmızı olması iyi bir şey mi? Canlı mı şu an? Canlı. Evet. Okey, şu an canlı yayındaymışız. Yani onu da buraya gelemeyen ama gelmek isteyen arkadaşlarımız varsa onlarla da bunu paylaşabilirsiniz. Dolayısıyla olabildiğince paylaşımcı davranmaya çalışıyoruz ki daha çok kişiye
ulaşabilir. Küçük bir duyurumuz daha var son olarak. Ondan sonra zaten uzmanlara bırakacağız sahneyi. Gönüllü içerik üretmek ya da araştırma yapmak ya da işte girişimci bulmak ya da yani ben X üniversitesindeyim ve bizim okulda bu alanda cereyan eden projeleri, araştırmaları, hocalar neler yaptığını ben yakından biliyorum, içindeyim. Onlarla sizi tanıştırmak isterim ya da işte bu konuda öğrenci kulüpleriyle bir araya gelmek isteyebiliriz. IEEE kulüpleri, bilişim kulüpleri varsa, işte veri bilimi kulüpleri, yapay zeka kulüpleri varsa onlarla da ki hani biraz daha yaygınlaştıralım. Bu olan bitenlerden diğer genç arkadaşlarımız da haberdar olsun. Bu alanda ben işte haftada ayda bir saatimi ayırabilirim diyen kişiler olursa onları da bu ağa dahil edebiliriz. What's in it for me sorabilir. Bununla ilgilenen birisi. Henüz onun net bir cevabı yok ama belki işte zirveye katılma hakkı verebiliriz. İşte bizim onun da reklamını koyamadık daha çünkü kapak tasarım çıkmadı ama ay sonu bir kitabımız çıkacak herhalde. Digitopia isimli. Kitap hediye edebiliriz. Bilemiyorum çok cazip bir hediye olmayabilir. Belki olabilir. Böyle bir gördüğünüz gibi kekelemeye başladığına göre bunun net bir cevabını henüz düşünmemişim. Şu anda improvize bir şeyler uydurmaya çalışıyorum ama belki de kendini geliştirmek adına bu harekete, bu inisiyatife destek vermek adına dahil olmak isteyen kimse varsa aramızda bugün de sonrasında da her zaman bizimle temasa geçebilir. Bir bağlayıcılığı ya da bir commitment'ı yok, tanışırız. Yazma kabiliyeti olan yazar, araştırma kabiliyeti olan araştırır. İşte bilmem paylaşma kabiliyeti olan paylaşır, tanıştırma kabiliyeti olan tanıştırır.